Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü dersimizde sizlere instance kaplama özelliğini göstereceğim. Ben instance kaplama özelliğini akıllı kaplama özelliği diyorum arkadaşlar. Şimdi biz zemin kaplamasını yaptığımızda buradaki parametreleri ayarlamıştık biliyorsunuz. Neydi? Text koordinat, renk değerleri, istersek glossiness ayarlarının yapılmış şekli ve normal map'in yapılış şeklini ayarlara bağlayarak ve bir kademe şeklinde, bir parametre şeklinde azaltıp artırabiliriz arkadaşlar. Onu instance kaplama üzerinden yapmamız gerekiyor. Instance diye bir olay var arkadaşlar. Unreal Engine içerisinde. Ben buna akıllı kaplama diyorum. Çünkü bu yapmış olduğunuz kaplamayı çoğalttığınızda, instance yaptığınızda artık kaplamanın sadece parametre değerleriyle oynadığınızda mükemmel bir şekilde artık ayar yapabiliyorsunuz. İlla buraya gelmenize, yani şuradaki ayardan bunları değiştirmenize gerek yok. Bakın arkadaşlar, şimdi geldim. Zemini 2 kaplamama sağ tıklıyorum. Create Material Instance diyorum. Zemini 2 instance olarak bunu kaydetti arkadaşlar. Kaplamanın sonuna instance koyar. Bu instance yazısını silmezseniz siz de instance olduğunu anlarsınız veya alttaki Material Instance yazısından anlarsınız ne olduğunu. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın instance penceresinde ne var arkadaşlar? Bakın burada bazı parametreler var ama parametre kısmı boşta arkadaşlar. Bakın boş kısmı boşta görünüyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bakın ben kaplamalardan parametrelere değer verdiğimde, bunu da şöyle bir sürükleyip bırakırsanız buraya aktif olur. Bu çok önemli bir konu. Bunu buraya sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Aktif olan kısımdan, bakın şu zemin iki kısmı arkadaşlar. Benim yapmış olduğum kaplamam, ilk yapmış olduğum kaplamam. Bakın burada ben text koordinat değerine 0,5 vermiştim hatırlarsanız. Burada zemin instance'ın ana ekranı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, bakın sağ tıklıyorum. Convert to parameter, yani bunu parametreye çevir diyorum arkadaşlar. Parametreye çevirdi. Ne olsun bu? Koordinat kaplama. Kaplama büyüklüğü diyelim. Kaplama diyelim. Kaplama diyelim buna. Sadece kaplama, enter. Bunu seyrediyorum arkadaşlar. Bakın kaydetti. Ve direkt zemin instance kısmına gittim. Bakın arkadaşlar şuraya geldi. Kaplama geldi. Bakın 0,5. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel bir özellik. Benim yapmış olduğum ayarlar buraya geliyor. Bunu da kaydedip çalışmaya döndüğümde bakın arkadaşlar gördünüz mü? İsterseniz şunu şöyle alalım. Bakın çok basit bir şekilde anlatıyorum. Çok güzel bir sistem. Mükemmel bir sistem arkadaşlar. Bakın şuradan istediğiniz şekilde arkaya bakarsanız kaplamanın büyüdük ve küçüldüğünü görürsünüz. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyoruz. Bütün değerleri arkadaşlar biz bunu verebiliyoruz. Bakın şimdi. Tekrar kaplama kısmına gittim. Bu şöyle kalsın. Bakın arkadaşlar yine aynı olayı burada yapacağım. Yani şu kısımda yapacağım. Sağa tıklıyorum. Convert to parameter. Buna color tint diyelim. Hani ayarları yüküp görmüşsünüzdür. Unreal Engine'de diğerlerden color tint nasıl yapılıyor diyor. Color tint böyle yapıyor arkadaşlar. Color tint'e bastım. Apply butonuna bastım arkadaşlar. Bakın color tint buraya geldi arkadaşlar. Bakın vektör parametre color tint'i aktif ettim. Buradan istediğim şekillerde tonlamayı istediğim şekilde değiştirebilirim arkadaşlar. Mükemmel bir özellik. İstediğiniz şekilde bunun tonlamasını değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Instance özelliği mükemmel bir özellik. Aynı zamanda flat'ın normal parametresini buraya bağladığımda aynı işlemi burada da yapabilirim. Sağ tıklıyorum. Flat'ın normal diyorum. Buraya geldim. RGB'yi buraya bağlıyorum arkadaşlar. Şunu bağladım. Bunu da normal parametresine bağlıyorum. Flatness yazan kısma şuradan şuraya bir value değeriyle flatness değerine ben bir değer bağladım arkadaşlar. Şunu normalde 1 ile başlasın. Apply butonuna bastım. Bakın normalde 1'de ne oldu? Dümdüz görünüyor arkadaşlar. Pürüzsüz bir güzel olarak görünüyor. Buna ben parametre, convert to parameter diyerek normal ayar diyeyim. Normal ayarı. Tekrar save ediyorum arkadaşlar. Buraya gelecek tekrar. Ve buradan ben normal ayarıyla, bakın nerede o normal ayarı. Bakın normal ayara geldim. Bunu iyice düşürüyorum arkadaşlar. Bakın düşürdüm düşürdüm. İyice derinlik veriyor. Eksiye indirdiğim anda inanılmaz bir değer veriyor. Şöyle 0304 gibi değerlerde bunu bıraktım. Ve kaydet simgesine bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ben burada amacım bunları convert, yani parametreye çevirerek aslında kendime bir arayüz oluşturabilirim. Buradaki kaplamaların detaylarını öğrendiğimde,
kaplamaların ayrıntılarını öğrendiğimde mükemmel bir şekilde ben artık kaplama oluşturabilirim arkadaşlar. Yani ayar kısımlarına istediğim şekilde müdahale ederim. Bu da benim için inanılmaz bir hız olur. Çünkü aynı kaplamayı farklı yerlerde kullanabilirim. Aynı kaplamanın da burada değişik kaplamalarını değiştirerek, yani bundan bir tane çoğaltarak, buradaki kaplamanın sadece diffuse rengini çoğaltarak, diğerlerinin yani diffuse, normal map'i ve roughness map'i sadece ekleyerek diğer ayarları otomatik olarak yapmamı sağlayabilirim arkadaşlar. Şu roughness parametresinde de bir ayar yapmamız lazım. Bazen roughness parametresinde bazen problem çıkartabiliyor arkadaşlar. Onunla ilgili bir problem var gibi geldi bana. Bakın şuraya M harfini bağladım. Buraya da bir ayar yapalım bakalım nasıl olacak. A'ya bunu bağladım. Bunu da roughness kısmına bağladım arkadaşlar. Şuradan bir tane yine bir değer atadım buraya. M harfine bağladım arkadaşlar. Şu an sıfırda görünüyor. Bunu bir kaydedelim bakalım nasıl görünecek. 0 değeri, 1 değeri yapalım. 1 değerine normalde düşmesi lazım. 0 değeri, 1 değeri. Bunu bir parametre haline çevirelim bakalım ne olacak. Yansıma diyelim buna da. Kaydettim. Bakın yansıma da buraya gelmiş oldu. Bunu bir düşelim bakalım değişkenlik olacak mı? Evet. Bakın değeri çok artırdığımda arkadaşlar 15 yaptığımda gerçekten güzel bir yansıma değerine geldi. 12 yapalım. Evet, şu anki durum çok güzel görünüyor. Bunu bir kaydet butona basalım arkadaşlar. Çalışmamıza gidelim. Nasıl görünüyor bakalım. Evet, mat olarak şöyle bir hafif yansımalı bir değer oluşturmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok fazla yansımayan, sadece bakın burada gölgelerde durum belirli. Yani ışığın düştüğü veya düşmediği yerlerde yansıma yapmasını bu şekilde sağlamış olduk arkadaşlar. Parametre değerleri gerçekten mükemmel değerler arkadaşlar. Çok kontrollü değerler. Bakın buradaki değerlerle artık ben o tarafa gitmeden buradaki yansıma değerini düşürerek, buradaki normal ayarını artırarak veya buradaki büyüklük değerini artırıp azaltarak işlemlerimi yapabiliyorum. Çok güzel bir özellik. Bunu ben denemenizi tavsiye ederim. Bunun üzerinden deneme ve testler yaparak instance olayını anlamaya çalışın. Gerçekten çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bunu kullanırsanız işleriniz de hızlı olur ve bunu çoğalttığınızda ve kaplamaları değiştirdiğinizde, diğer kaplamaları değiştirdiğinizde gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın arkadaşlar.